Şimdi... Basayım ben bu sana. Tamam, tamam. Tevekkülden okuyacağım inşallah. Bakayım tevekkül neymiş? Bulayım şeyini. Evet. Dördüncü. Üçüncü nükte. İman hem nurdur, hem kuvvettir. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir. Hakiki imanı elde eden adam. Hakiki iman. Kainata meydan okuyabilir diyor. Onu kaydırayım. İmanın kuvvetine göre bu kasten yapıyor. Niye sıkılıyoruz? Konu, mevzum o. Niye sıkılıyoruz? Niye dertlerimle baş edemiyorum? Niye önümdekiler dert hala duruyor? Mehmet abi konu o. Anladın mı işte? Ahmet sağ ol. Dinliyorum. Dinliyorsun değil mi? Aynen öyle. Mevzumuz derdim, niye dertlerim dert olmuş? İmanın kuvvetine göre bak, iman hem nurdur hem kuvvettir. İman böyle bir varsayı falan değil yani. İman böyle bir seziş, bir böyle tarafgirlik falan değil. İman taraf öyle tarafgirlik de değil. İman realitedir, nefsin emri var, yani vücud arayıcısı var, mahluktur, güçtür, kuvvettir. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. İmanın kuvvetine göre hadisatın tazikinden kurtulabilir. Eyvallah. İmanın kuvvetine göre hadiselerin altına seriliyorsun. İkide bir o takıntı oluyor ya takıntı. Niye kurtulamıyoruz ondan? Hepimiz yani ben sana söylemiyorum bunu. Tam tefekküle konuştum. He? Tam tefekküle demiyorum. Ne diyor? İmanın kuvvetine göre hadisatın tazikinden kurtulabilir. Ama hala bizi eziyor o. Bizi eziyor, bizi eziyor. Tevekkeltu alallah der. Sefine-i hayatta kemali emniyetle hadisatın dağlar varı dalgaları içinde seyran eder. Tevekkül Teala'ya, Mehmet Hocam nedir? Allah'a tevekkül ettim, ona sığındım, ona dayandım, ona güvendim. Ya, vekil etti, değil mi? Onu vekil etti. Hadisatın tazikinden hakiki imanı elde edersek, burada altını çizmek istediğim şu. İman bir seziş, bir tarafgirlik. Böyle bir şey değil yani. İmanın aynı böyle şeyi var. Vücudu var evet. Kuvvet de bir kere. Nurdur. O iman arttıkça kuvvet, kuvvet bu. Yani bir anlayış değil bu. Bir tarafgirlik değil. Galatasaray, Fenerbahçe tarafgirliği gibi değil bu. İman var böyle, tutulan, gözüken bir şeydir bu. Alametleri zaten simada, davranışlarda gözüküyor. Simayı görmüyor musunuz? Herkesin siması belli.
Yani realitedir. Yani iman, altını çizmek istediğim o. İman böyle bir anlayış falan değil. Zındıkların bir lafı var ya, zındıkların hani çok laflarla bir tanesi şu. İmanın ve paranın kimde olduğu belli değil. Tam bir Yahudinin şey sözü yani. Nasıl belli değil? Allah simadan söylüyor. Simahum fi vücumine seri sucud. Simalarından bellidir kimler, onlar kim oldu. Onlar seslerinden ve suretlerinden de belli. Elsinetikum elvanikum. Lisanlarıyla belli. Sefine-i hayatta, sefine-i hayat, hayat gemisinde kemal emniyetle hadisatın dağlar var ya, dalgaları içinde seyran eder. Dalga olmaz değil. Gemi var. Mecbur. Açılmışsa ne olacak kardeş? Adam tırcı. Bıraktı mı tırcıyı? Evet. Viraj yok mu yani yolda hiç? Fren kullanacağın. Ne var? Gaz kullanacağın. Sen şimdi yokuş geldim. Allah Allah bunu bilmem nesi, Allah versin. Laneti oku. Okur musun ya böyle? Niye geldi bu viraj? Niye bu yokuş geldi? Bu şoförlüğün güzelliği ya. Nakliyatın değil mi? Gemici nereden geldi bu dalga ya? Enişte burada mı? Dalgasız gemi gün olur mu enişte? Olmaz tabii ya. İnsan olarak yaşayacaksın. Mümin olacaksın. Bu kadar Müslümanların dertleri de var. Hiç sıkıntın olmayacak. Böyle bir şey olur. Ama seni ezemiyor. Niye ezemiyor onu okuyor. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın 7 kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer, berzahta istirahat eder. Hadiseleri ona bırakıyor. Yed-i kudretini çok zaman ben anlamadım şimdi. Yed-i Fars'ı yed. El demek ya. Yed-i kudret. Allah'ın kudret eline teslim eder. Allah daha büyüktür. Yani mesela Allah-u Ekber niye deniliyor? Derdim var. Allah-u Ekber. Derdimden daha büyük. Allah bu dağları nasıl kaldırıyor? Allahu Ekber. Allah bu dağlardan daha büyük. Bak bütün ağırlıklarını kanserin var diyor. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yed-i kudretine emanet eder. Rahatla dünyadan geçer. Berzahta istirahat eder. Kıyamet kopana kadar kabirde istirahat ediyor. Tevekkül Teala Allah böyle yapıyor. İman yaptırıyor bunu. Sonra saadeti ebediye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmese, şimdi ona geliyor. Tevekkül etmese, yani neydi hocam tevekkül? Ne hatırlıyor? Allah'a sığınıp ona dayanmak, onu vekil etmek. Onu vekil etmese şimdi, dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki esfel-i safilene çeker. Tevekkül etmesek, başınızdaki hadise var ya, siz biliyorsunuz, o dert. Ezip duruyor, oklavanın altındaki hamur gibi. Tevekkül edebilsek, tevekkülatü alallah, Allah madem şey yaptı, dava Allah'ın, yani beden Allah'ın, ruh da Allah'ın, burada malım yok ki ya. Sahipleniyoruz, işte belasını çekiyoruz. Sahipleniyoruz. Haşa, itimadın mı yok he? Haşa, itimadın mı yok? Evet, yani gasp etmişiz. Ve Mustafa, senin mesleğinle. Bu, ne yapmışız bu? Nasıl gasp etmişiz Allah'ın mülkünü? Manesim cihetiyle, kendimi malik hakiki zannediyor. Malik hakiki zannediyor. Bedenin maliki benim. Ömrü ben şey yapmışım. Elimdekiler benim zannediyor. Malik hakiki zannediyor değil mi kendisi? Hakiki malik zannediyor. Yani benlik tabiri sana bir insana mecaz olarak verilmiş, muvakkaten emaneten verilmiş ama insana hakiki nazarıyla baktığı zaman kaybediyor zaman yani. Nasıl yani hakiki baktığı zaman? Nasıl bakacak? Yani hakiki benlik Cenab-ı Hakk'a mahsus. Cenab-ı Hakk'ın zatına has, kendine has güç. Her şeyin hakiki sahibi o, her şeyin sahibi o. Fakat insana esma sıfatın marifetin anlaması için muvakkaten ve emanete bir benlik vermiş. Yani ben kendimi benlik nazarıyla bakıyorum ki Halik'imin, Malik'imin hakiki şeyi bileyim diye. Ama hakiki manada kendine benlik nazarıyla baktığı zaman
o zaman hakikaten uzaklaşıyor. Yani evet, buraya malik zannediyor, hakiki zannediyor bendeki benlik. Bendeki benlik diyor yine sende, değil mi? Gasp etmişiz değil mi? Allah'ın mülkünü benim demekle gasp etmişiz, belasında çıkıyoruz. Şey sayıyor, aynı darlı bilmemek, mevhum muhakkak bilmek, haksız temellik olduğundan. Vücut rengini ve suretini almış Adem'dir. Vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir. Nedir o? Ham değil mi? Neydi ham? He? Aynı darlı bilmemek. Aynı darlı bilmemek. Haksız temellük. Haksız temellük. Mevhumu muhakkak bilmekten. Bak, haksız temellük. Aynı darlı bilmemek. Mevhumu muhakkak bilmek. Mevhumu muhakkak bilmekten gelen vücut rengini, vücut rengini almış Adem'dir. Adem'dir. Yani ezberlemek noktası ham diyebiliriz. Ham. Haksız temellük. Aynı darlı bilmemek. Mevhumu muhakkak bilmekten gelen bir Adem'dir diyor. Haksız temellük. Haksızsın yani. Haksız. Gasp etmişsin. Sonra aile darlığını bilmiyorsun. Yani bu nereye bir aynayı. Sonra mevhumu muhakkak biliyor. Yani oradaki işte sıkıntısını da çekiyoruz işte. Ama öyle bir makama geçiyor ki Muhammed Hocam. Bunun arkasına geçiliyor. Artık kendisine ve hadiselere arkadan bakıyor. Buna paralel altıncı sözü de diye düşünüyorum. Altıncı sözü mesela üçüncü kar. Evet. İnsan acizdir, belaları çok. İşte fakirdir, ihtiyacı pek ziyade. Eğer kadir-i zülcelale tevekkül edip teslim olmazsa vicdani daim azap içinde kalır. Meşakkatler, şeyler, onu boğar diyor. Ya sarhoş veya canavardır. Üçüncü kar var ya. Görüyor musun? Çocuklar da anlatıyor musunuz Kur'an kursunda? Ha, elhamdülillah. İnşallah sana da nasip olun. Bunlar geliyor da derse iki haftada. Çok iyi. Eskide geliyordu. Eskiden senin derslerini dinleyip da şimdi ta Amerika'da gidip seni anlatamam. Diyor, o adam diyor gelse bir daha ders yapayım, bu yaşta bile dinlerim. Kendisi de orada ders yapıyor şimdi. Allah. Hafız oldu gitti. Orada Amerika'daki gençlere şey yapıyor, ders yapıyor. Amerikalılara yani İngilizce. Ve seni özlüyor. Senden bahsetti geçen. Kurstaydı değil mi o zaman? Kaç sene? 15 sene önce. Süper zekaydı. Hafızlığı kısa zamanda bitirdi gitti. Elhamdülillah. 20 sene, 25 sene de fazla oldu. Var değil mi? Elhamdülillah. Ey gidi. Allah mekan cennet olsun. İstanbul'a götürüyordu. Araba yoktu. Bir tane araba vardı kocacığım. Anadolu. Bak şimdi ne meyveler vermiş. Tabii. Bir kişi dahi olsa. Bir kişi dahi olsa. Yani ders ya az da olsa işte yapıyoruz. Herkese tebliğ en azından ediliyor, duyuruluyor. Bu budur. Ama yani herkese nasip olmuyor. Olmuyor. O zaman da bu belasını da çekiyor. Yani ustadın dediği gibi fazla sıkı tutmayınız. Herkes aynı meşrepte olmaz. Bu beni çok teselli ediyor. Bizim öyle talebemiz var ki mesela hepsini aynı dersi yapmışız. Risale-i Nur'u biliyor ama Sofi cemaatine katılmış, Sofi olmuş. Onu da seviyorum yani. Geliyor daha saygılı şeyle. Bu çocuk değil mi talebe? Yani meşrebini o şey fıtratına uygun demek. Evet. Sonra saadet ebediye girmek için cennete uçabilir, yoksa tevekkül etmese dünyanın ağırlıkları uçmasına değil belki esfel-i safilene çeker demek iman tevhidi. Tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâriyenin iktiza edilir. Şu cümleye bak. İman, iman iyi hocam, iman, Muhammed, şey, iman tevhidi, tevhid, teslimin. Teslimi, tevekkül. Saadet idare, dünya ve ahiret saadet, temin et. Şimdi tevhide geleyim. Tevhid ne biliyor musunuz? Allah'ın birliği değil. Yani Allah birdir. Değil bu. Öyle diyoruz da, lügatta öyle değil. Öyle yazıyor ama öyle değil.
Yani diyeceksin nasıl yani şu. Bakayım becerebilecek miyim? Bugün de ona çalışıyordum. Bana bir şey söyleyin ki zıttını barındırmasın. Mesela kitap diyorsun. Demir değil yani bu. Pencere değil, cam değil. Mutlaka nisbidir her şey. Yani kıyas yoluyla bir şey nihayetsiz şeydir yani. Bu nedir? İşte kağıt diyebilirsin, cam değildir, araba değildir, lastik değildir, taş değildir. Yani bunun hakiki hakikati bir ise, nispi hakikat ise sonsuzdur. Tevhid ne biliyor musunuz? Hiçbir şey Allah'ın dışında, iman küfür, o tarih, tek başına müstakil cevher değildir. İman da katıksız, küfür. Hep arazi. Arizi yani. Hep arizi. Yani hiç hakiki bir vücut yok. Hep nispi kıyasla biliniyor. Ama için öyle. Yalnız hakiki bir vücut ise imandır. Küfrün de vücudu yok. Ademi. Tamam. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Tevhid ne biliyor musunuz? Tevhid. Zıtların ceminin sahibi, zıtların sahibi olan Allah demek. Mesela soğuk sıcağın, karanlık aydınlığın, mülk ve melekut, dünün ve yarın, dünya ve ahiretin, bu cennet ve cehennemin zıtların camül ezdat deniliyor. Zıtların cem edilmişin, cemin sahibi. Zıtların cem edip sahibi olmuş, sahibi. Zıtların sahibi, Allah. Peki buraya tevhidi niye koymuş? İman tevhidi demezdi. Vahidiyet derdi, ehad derdi. Samediyet derdi, bir şey derdi. İman tevhidi. Yani iman olması için küfrü reddediyorsun. La ilahe, sonra illallah. Mesela bugün biri soruyordu. Hidayet nasıl olur demişti bana. Yurt dışına Avusturya'dan aradı telefonla. Hidayet nasıldır? La dalalet, illa hidayet oradadır. Yani la ilahe illallah. Ne demek? Mesela ihlaslı olmak için ne yapmak lazım? Bir şey yapmana gerek yok. La riya, illa ihlas oradadır. Riyakar olma, ihlaslısın. Hidayet olması için ne yapmak lazım? Dalalette olma, la dalalet, illa hidayet oradadır. Tamam? Allah'ın rızasını nasıl kazanırım? Allah'ın istemediğini yaparım, şey yapmayarak. Allah'ın istediğini yapsan tahammül edemezsin. Yani peygamberler de, Allah'ın istemediklerini yapmasak hidayet oradadır. Mesela çocuğu nasıl terbiye edeceğim diye soruluyor. Çocuk zaten İslam fıtratında doğmuş. Ne yapacağız? La tahrip. İlla tamir oradadır. Tahrip etme. La tahrip. İlla tamir oradadır. La ilahe illallah. İlk önce illallah, la ilahe denmemiş. İlk önce red var, red. Onun için tevhid koymuş. İman zıtların cemidir. Yani tağut inkardan başlıyoruz. Tağut inkar edecek. İlk önce tenkit var, tenkil. Nekr, yani itme var. La ilahe den sonra illallah oluyor. İşaretinizde tahliye ve tahliye diyorsan bunun gibi yani. Evet. Önce kalbi diyor üç tane şirkten temizlemek. Temizlemek. Onu imanla tezyin etmek diyor. Evet, imanla tezyin etmek. Tahliye ve tahliye. Evet. İman tevhidi. Yani dolayısıyla tek bir dünya yok kardeşler. Böyle zıtların cemi bu dünya. Tek istiyorsak bir cehennemdir bir de cennettir. Cennet hep nurdur. Eksiklik hiçbir şey yoktur. Cehennem ise hep zulmettir. İyilikten hem bir şey yok. Bu dünya ise cehennemi getir kazana koy. Cenneti de getir koy kazana. Karıştır. Cennet cehennemi karıştır. Celal ve cemali karıştır. Ortaya çıkacak dünyadır. Mehmet abi.
cenneti tencere koysak, cehennemi de cenneti de koysak, karıştırsak, zıt ya. Sonra buzdolabına koysak, dondursak, dünya oluyor. Yani sana şu an dünyada olan zıddiyet ahirette yok. Çünkü ahiret ayrılacak, cennet ayrılacak. Böyle bir şey bulamazsın ki. Bak bir şey söyleyeyim, çok basit şöyle. Kuantum fiziği var. Yani madde, eskiden siz okurken, atom maddenin bölünebilir en küçük parçası diyordu. Şimdi madde var ya, şu madde. Yani kağıdı yaktığımız zaman çıkan duman nur ya. Onun gibi atomu, atomluktan çıktı mı buna kuantum fiziği deniliyor. Yani madde altı, atom altı. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Bu kitap burada ise, burada değil, orada değil. Ahmet Sami, bu burada, senin orada değil. Öyle değil. Her yerde olsa bu, benim elimde, sizin elinizde de olsa aynı şey, keramet olur değil mi? Keramet olur. Kuantum fiziğinde, ahiret değil ha, daha dünyada, dünyada maddenin altı, enerji, yani odunun içerisindeki nur, duman, ha, odunu düşün, atom, odunun içindeki duman var ya, nur, ısı, ışık, renk, ha, o da atom altı düşün. Atom kitap gibi, atom altı böyle enerji. Şimdi ne anlatacağım, bir daha söylüyorum. Atom üstü, atomda, şu dünyada, bu bir yerdedir. Her yerde olursa keramet olur. Kuantum fiziğinde, ahiret değil daha, bunun içinde olan o atomun enerji boyutunda bir şey olması gereken her yerdedir. Kuantum fiziğinde bir şey bir yerde olması mucizedir. Şu dünyadaki fizikte ise bir şey bir yerde olursa, çok yerde olursa mucize olur. Yani olması gereken ne kadar yerde? Bir şey hep orada. Şimdi atomun mesela ki, o böyle nötronun mesela ki... Daha altı. Daha altı yani. Orada, orada nötron, proton o bir şey değil. Onu da ortadan kaldır. Onu da kaldırıyorsun. Kuantum fiziği, enerji denilen bir dünya var orada. Ama her tarafta var yani. Her yerde var. O zaman orada bir şey nerede? Olması gereken her yerde. Orada, o zaman şaşıracağız ki ahirette. Allah Allah! Bu kitap niye bir yerde nasıl durdu ya? Her yerde olması lazım bu. Cennette de böyle ya. Olması gereken her yerde. Nerede istiyorsun orada. Çok tuhaftır. Ne diyor biliyor musun? Yeni epey oluyor da siz belki yeni duyacaksınız. Yani bu Cem hadisesinde şu 10 sene olmamış daha 10 sene. Hepten şaşıracaksın. Sen hocam talebeleri de okutuyorsun ya. Ne diyormuş biliyor musun Mustafa? Biz düşüncelerimiz, fikirlerimiz, hayallerimizle şu doğadan kainata bakıp şekil alıyoruz ya. Öyle düşünüyoruz da bizim düşüncelerimizi şu kainat oluşturuyor. Yeni fizik ne diyor biliyor musun? Hayır diyor. Siz nasıl hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız madde o şekile giriyor diyor. Madde sizi şekillendirmiyor, siz maddeyi şekillendiriyorsunuz. Mesela onlardan bir tanesi göz, adamı parçalıyor. Öyle değil mi? Parçalıyor, bakıyor, iş yapıyor. Ondan sonra bunu denemişler. Adam nasıl bakıyorsa madde öyledir. Peki mevsimler niye değişti? Mesela niyete göre eşya değişmiyor. Eşya niyetinize göre değişmiyor. Peki şimdi kelebekler var. Niyet ve nazar mahiyet eşeği tayir eder. Niyet ve nazar. Şimdi mesela kelebek istila etti, fasulye hiçbir şey olmuyor değil mi? Bugün de diyorlar, ya bu niye hoca, niye oldu böyle bir şey? Niçin hiçbir şey yetiştiremiyoruz? Öşürünü vermediniz ki. Bak şimdi, bizim davranışlarımız kelebeği oluşturdu. Kelebek de rızkı ortadan kaldırdı. Yani kelebek geldiği için rızkımız kalkmadı. Biz öşürü ve zekatı vermediğimiz için Allah kelebek sebebini musallat etti ve rızık yok oldu. Ama ben veriyordum da niye benim tarlama oldu? Yani 14. sözde diyor ki öyle bir musibetten çekininiz ki geldiği zaman sırf zalimlere has kalmaz diyor. Bugün bizimkiler de dedi de ya abi dedi ya tamam da her şey yapıyoruz veriyoruz ama benim fasulyelerim şöyle bu hıyarlarım kabaklarım gitti dedi ya. E dedim şimdi bak bu hududu görüyor musun? Ya buraya geldi ona desen ki şey emicene emice diyoruz. Emcene şuna buna desek işte aşağıki mahalleye.
Ya kelebek, oraya git buraya gelme. Onlar imtihan bozulmaz mı? Hakikaten öyle dedi ya. Böyle burasını yemiş, burasını yemiş, burasını yememiş. Olmaz da dedim ya. Arada seninkisi de gitsin. Adamın dükkanları vardı böyle. Bir adamın hiç dükkanı yanmamış yani. Demişler ki sen ne yanmamış demişler ki ben dedi zekatın ayrını verdim dedi. Tevekkül dualı oldu dedim. Yanmadı. Yer padi sana o yer padi. Acayip oluyor yani. İntihar da şey yapıyor. Şimdi tevhid Mustafa zıtların sahibi. Onu insan cem ederse zıtları aleminde cem edip cemül cem ya bu kainat insanda toplanırsa cem oluyor. Ama insan öyle bir şey ki celal da var, cemal da var. Camül ezdat. İnsan bu zıtlar alemini alemine cem ederse ve böyle aynadarlık yaparsa kemal sahibi olur. Celali ve cemali aynadarlık. Cemal güzelliktir. Celal böyle kahar, kırmak, dökmüş enerji, güç. İşte iman tevhidi. Yani iman tek boyut istemiyor. Çünkü iman gaybadır. Eğer gayb kalktı mı iman da yoktur. Cennette, ahirette iman yok ki. Ha, iman tevhidi. Ne demek? Allah'ın birlemesi değil. Allah'ın birliği değil bu. Zıtların sahibi olan Allah'ın birliği. Allah kainatı karanlık aydınlık, doğru yanlış, iman küfür hepsinin sahibini aleminde onaylamak. Zıtlara karşı onun sahibini bulmak, sahibine teslim etmek. İman tevhidi. Tevhid teslim. Teslim ne demek? Teslim. Allah'a teslim olmak. İslamiyet neydi? Teslimdi. Teslim. Eylem, eylem. İtaatta gözükecek, eylemde gözükecek. Tamam, itikat tamam. İman tevhidi. Zıtlar var. Onun sahibi bir Allah'tır. Arkasına geçiyorsun öylelikle. Artık seni ölüm, yaşamak, karanlık, aydınlık. Hatta iman küfür. Ne bileyim, yükseklik, alçaklık, kadın, erkek. Bunların arkasını geçtirme, arkada böyle bir şey yok. Mesela mülkte şeytan var, melek var. Şeytan mudil esması, melek nur esması. Arkasına geçince, Mehmet Hocam, arkasında ne şeytan var ne melek var. Nedir o şeytanı yapan? Mudil esma. Meleği yapan hangi esma? Nur esması. Arkada kimse yok. İman tevhidi, zıtlar alemine cem edip sahibine teslim edeceksin. Tevhid. Sonra tevhid teslimi, İslam'a teslimiyet, eyleme dönüştüreceğiz onu. Eylemsiz teslimiyet yoktur. Eylem, teslimi, teslim, eylemi yaptıktan sonra, sebeplerine riayet ettikten sonra, 466 mıydı? Dua ve tevekkül meylan hayrı kuvvetlendirir diyor. Kuvvet veriyor, bak. Meylan ve dua. Dua ve tevekkül, ha. Evet, dua ve tevekkül, dua ve tevekkül meylan-ı hayra kuvvet veriyor. Yani kainat değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Kainat sizi değiştirmesine müsaade etmeyin. Olaylar sizi değiştirmesine müsaade etmeyin. Olayları siz değiştirin. O da ne derler diye yapma. Mesela şimdiki de üstünümde de öyle. Bilmem nereye gittim bir şehre. Yamalı yani. Bak yamalı. Bir baktı böyle. Hiç etkilenmiyor. Daha tersine gurur duydum. Yamalı derken dikiş diye. Niye? Ne derler diye değil. Yapılması gereken budur ya. Hazreti Ömer Efendimiz 70 tane yaması ile yapacak. Yani. Hazreti Ömer'in elbisesinde 11 tane yama varmış. Evet. İşte bir baktı böyle, tamam mı? Allah Allah, bir gafurla gitmiştik tahkule falan. Orada birilerle iş yaptık. Ulan adam konuşuyor ama dizime de bakıyor böyle. Acayip yine gidiyor. Ben de hey. Yani bir, peki yenisi yok mu? Var. Bazen şu altına geliyor. Ya gerek yok ki. Yok, niye ufak bir parça için atacağım? İnsan. Şunu demek istiyorum. Sebeplere riayet et. Yani hadiseler seni tesir altına almasına müsaade etme.
sen değiştir hadiseyi. Onun düşüncesine göre giymem. Onun düşüncesini ben oluşturacağım. Ha böyle de giyiliyormuş. Böyle adamlar da böyle giyiyormuş yani. Böyle acayip acayip düşünenler kravatlı değilmiş yani. Tamam mı? Acayip acayip böyle. Ha kravatlı değil. Onun düşüncesini ben şekillendireyim. Sana Refi Mahfespat Ali Müşahat'ı Refi Mahfespat'taki değişim insan iradeyi cüziyesine mi bakıyor? Evet. Hani 16. sözde var şey mektup şey lemalarda. Kanadan işin bahsediyor. Bidalar girdiğinden duvanın makbuliyetini ses çektiğinden velilerin haber vermiş olduğu Ferhat Şutuat verilmedi diyor. Evet, verilmiyor. Verilmiyor. O bahçemizdeki kelebeğe kadar adam bakıyor, ne var yani? Ne var, burası çalışıyorsun. Lema olsa ne olur? Ne acayip bir şey ya. Koltuk, bunu eve kadar taşıyor. Her sene koltuğu takımını değiştiriyor. Yani bizim arkadaşlardan duydum yani iki gün önce. Beni bu konuşmaya sevk eden bu ya. Biz dedi, abi ne yapıyorsun ya dedi ya biz dedi. Sen birisiyle görüştürüyoruz. Ya dedi bizim şu hanımlar dedi her sene koltuk takımı değiştiriyor. Yapma ya. Yani ne anlattığımı biliyor musun? Doğa, kainat, hadiseler ve kişilere göre şekillenmeyin. Siz değiştirin onun düşüncesini. Değişmeye uygunsa ister değişsin ister değişmesin. Değişmesin. İman, tevhidi, zıtları aleminde cenab-ı celalle, cemali, cemeden kemal insan. Sonra iman tevhidi, tevhid teslimi, eylem demektir teslim. Tedbirine, sonra teslimiyetten sonra ne geliyor? Tevekkül, atını, deveni bağla, Mehmet abi. Sonra Allah'a tevekkül et. Teslim, deveyi bağlamaktır. Tevekkül yaptıktan sonra tamam. Tamam. Yaptım ben. Fasulyemi ektim. Kabağımı ektim. Halsesini de diktim. Artık ona ait. Bu dikmek, bunu yapmak teslim. Sonra artık Allah'a bırakmak tevekkül. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idare. Yani dünyada rahat ediyorsun. Diyorsun ki nasibim bu. Nasibim bu ya. Ondan sonra daha ilerisi yok. Nasipten daha ilerisi yok. Ben tedbirimi aldım. Takdir benim. Evet. Ben de çıktı. Bak dua ve tevekkül diyor Mehmet abi. O kadar harika ki. Bunu altınla yazılsa ya. Bak dua ve tevekkül meylan-ı hayra kuvvet verir. Yani ne olur biliyor musun? Dua ile tevekkül Allah'ın sana muamele etme şeklini de belirliyor. Allah sana nasıl muamele etmesini istiyorsun? Bu iki sırla. Kur'an-ı Kerim'de de var bu manada diyor ki namaz ve sabırla Allah'tan yardım dileyiniz. Ya yüllezine amenu istaino bis sabri ves salah. İnna Allah'ın arası. Nasabir. Allah razı olsun. Bak hafız. İşte dua ve tevekkül meylan hayra kuvvet veriyor. Mesela insan ne tip böyle dua ederse yani dua ederse onu yaşamak ister, ona ulaşmak ister, ona gayretli olur. Duası olmayanın hedefi yok ki. Herkesin duası olmaz, herkesin namazı olur ama dua yapamaz. Ne tip dua ediyorsak o tip düşüncelerimiz var demektir. Mesela korkan adam, kanserli falan ne yapıyor? Nasıl dua eder? Nasıl sarılır duaya? Tamam yani. Bir tanesi diyor, iki gün önce gittik bu hastanede, Tayyip Erdoğan Tıp Fakültesi'nde birisine denk geldi. Adam başladı ağlamaya, kalp şeyi. Hocam nasıl dua edeyim? Dedik, ya bir şey bilmiyoruz, ben de bilmiyorum. Nasıl, ne yapacağız? Dedim ya bir şey bilmiyorum ama her şeyi içine alıyor galiba. Ne hocam dedi. Dedi ki ya Rabbi bir şey bilmiyorum. 124 bin peygamber ne istiyorsa istiyorum. 124 bin peygamber nerelerden sana sığınmışsa ben de sana sığınıyorum. Tamam ya. Allah Allah. İnsan dua
çizgisini takip edermiş. Ön lastiğe benzer dua. Ön lastikte tarafa giderse aşağı yukarı arkası lastikte ona gidiyor. Dua cinsindendir hareketimiz. Adamın duasına bak, yaşantısına bak. Özdeş gibi. Mesela hak hukuktan korkan bir insanın duası şöyle olur. Ya Rabbi, kılmış olduğun namazdan, yapmış olduğun ibadete hasıl olan sevabı, şuna 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 yaptıktan sonra bildiğim bilmediğim üzerime hakları olanların ruhuna da gönderdim. Bak adam haktan korkuyor ki bunu diyor. Değil mi? Dua ve tevekkül meylan-ı hayra kuvvet veriyor. Yani sana Allah'ın muamelesini oluşturuyorsun. 466 mıydı sözler? Kader Risalesi. Fakat yanlış anlama, tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Esbabı reddetmek değil. Belki esbabı destü kudretine perdesi bilip riayet ederek, esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telakki ederek müsebbibatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Hemen uçaktan korkanlar için söylüyorum. Çok rastladığım için söylüyorum. Biz de yer yer yaşıyorduk. Yaşıyoruz da. Böyle rastlıyorum. Ve bitiyor Mustafa. Şu. Diyor ki, mesela türbülansa girdi. Bağırıyorsun şey. Bunun sebebi şu. Ölüyorum. Ölecek, düşecek. Ya sahip çıkma dedim ya şuna. Suç benim değil. Hani bu Nurcu yani. Diğerini halka diyemez. Ya sahip çıkma ya, ne olursa olsun ya. Bu onun zaten. Sen düşecek diye mi bindin? Sebebe tevessül ettin, tamam. Teşebbüs ettin, tevessül de ettin. Şimdi bu senin mi? Yok. Düşerse düşsün, ne yapacaksın? Ne zaman bağıracaksın? Düşünce bağırırsın. Düşmedi ki bağırıyorsun. Düşünce bağırırız. Ondan sonra havuzda gidiyoruz. Havuz dedim. Korkmuyor musun ya? Şimdi ondan bir şeyler öğreneyim diyorum. Vayetur bırakmıyor da çok da hoşuna gidiyor böyle acayip. Dedim havuz, niye bu herkes bağırırken? Ya düşmedi ki bağırayım. Düşünce de dedim bağırma fırsatın olmaz ki. Niye bağıracaksın? Zaten geçtin öte diyor. Anladın mı? Ya ne kadar rahat insan ya. Ama ona deli derler değil mi? Yani deli, Allah öyle bir tevekkül var ki Allah'a bırakıyor. Biz de ona deli diyoruz. Ya, yani demek ki esbabı Allah'ın icraatına bir perde, desti, kudret bilip riayet edeceksin. Riayet edeceksin. Esbaba teşebbüs ise sebepleri var ya, şeyi diktin, fasulye. Hatsiyi dikmek ise bir nevi duayı fiilidir. Fiili duadır. Ederek müsebbibe, yani oraya hatsiye, İsmet abi, fasulyeyi kim müsebbibat, sebeplerin sahibine, fasulyeyi kim takacak? Fasulyenin sahibi takacak, takarsa. Yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek, yani ondan ya Rab, bundan sonra sana ait, zaten buralarda şey ama bana buraları sen verdin. Buralar kadar sen yap dedin, ek, hatsiyi dik. Fasulye sarılacak, neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Ve bitiyor. Bitti, daha okumuyorum. Yalnız başlığı okuyayım. Tevekkül eden ve tevekkül etmeyenleri anlatan bir hikaye var burada. Ben okumayacağım. Bak burada. Şu kadar bir yer. Okurum. Yok, uzun olur. Değil ya, çok güzel oldu. Okurum. Peki, düz okuyayım. Eden, etmeyen. Düz okuyorum. Bak bir şey uzattı derseniz Hafız Muhammed suçludur. Tamam. O zaman hiç izah etmeyin, biz okuyayım. Tevekkül eden, eden ve etmeyenin misalleri şu hikayeye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına yükler yüklenip büyük bir sefineye, gemiye bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Halit abi bunu iyi bilir. Çünkü denizcilik yollarından emekli. Büyük gemiler geliyor değil mi? Arabalı vapur geliyordu abi değil mi? Sırf yolcu değil. Oraya bir adam var, sırtına yük. Girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur, gururlu olduğundan yükünü
yere bırakmıyor. Ona denildi o sırtında. Arabalı vapur gidiyor. Tamam, sırtında çanta var adam. O da böyle sallanıyor. Ona deniliyor. Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat etsene. O dedi, yok ben bırakmayacağım. Niye? Belki zayi olur. Belki gemi batar. Ben kuvvetliyim. Malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Yine ona denildi. Be adam, bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli Sefine-i Sultaniye daha kuvvetlidir. Yani gemi, bulunduğun gemi daha senden kuvvetlidir. Kuvvetliyim. Ben benim de bırakmayacağım. Belki zayi olur. Daha kuvvetlidir. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner. Yükün ile beraber denize düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Bak değil mi Ahmet Sami? Yaşlandıkça son kullanma tarihine gidiyor. Bak saçıma bak. Mehmet abiye de bak. Son kullanma tarihine geldik artık. Ben gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın, gittikçe ağırlaşan şu yüke, yüklere takat yitiremeyecek. Bu kadar Halit abi su, kaldırırsın lan. 100 gram bir şey. Ama bir saat sonra 1 kilo olur. Bir gün sonra bunu kaldıramazsın. Böyle dur. İşte eskide kaldırırdık. Eskide yaş belli olmuyordu gençken, 40'a kadar. 40'tan sonra yaşlar arası bir yaş bile çok belirgin. Gittikçe diyor bak, gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın, gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat yetiremeyecek. Kaptan dayı eğer seni bu halde görse, ya divanedir diye seni tard edecek, ya haindir gemimizi itham ediyor, bizimle istihza ediyor, hapsedilsin diye emredecektir. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ehli dikkatin nazarında zaafı gösteren tekebbürün ile kibirli adam nasıl olur? Zaafı gösteren kibirli adam niçin olur? Zayıflığını kaldırmak için. Zayıf adamlar böyle kibirli olur. Zaafını gösteren tekebbürün ile aksi gösteren gururun ile. Gururlu adam aciz adamdır. Gururunu bastırmak için. Aksi gösteren gururun ile riyayı ve zilleti gösteren tasannu ile. Riya ve zillet ne yapıyor? Tasannu. Tasannu yapmacık şey yapıyor. İki ile kendini halka müdhike yaptın. Müdhike alayıcı. Gülünç bir hale getirdin. Herkes sana gülüyor. Ama gururluyum ki zannediyorsun. Lan açıksın lan. Gülüyor denildikten sonra o biçare aklı başına geldi, yükünü yere koydu, yükünün üstlerine oturdu. Oh be, Allah senden razı olsun dedi. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum dedi. İşte ey tevekkülsüz insan, sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Ta bütün kainatın dileciliğinden ve her hadisenin karşısında, kanserden, kalp krizinden, evde yalnız acaba kalp krizi bana vurur da ölürüm. Her hadisenin karşısında titremekten ve hot vuruştuktan ve maskaralıktan ve şekavet-i uhreviyeden ve tazikat-i dünyeviyeden ve tazikat-i dünyevi hapsinden kurtulasın. Ölünce var ya ölünce, Halit abi sen ve ben diyelim, ben biraz biliniyorum. En fazla 6 ay konuşulurum. En fazla. 3 ay zaten geniş daire beni unutur. Yakın daire, en yakın dostlar en fazla 6 ay. Bazen derste zikrederler. Ya hemen unutulacağım bir şeyi. Onları artık gaye yapıp onların rızasını tahsil etmeye bu mantık var mı? Senin birkaç ay sonra unutacak insanların rızasını tahsil etmeye uğraşılır mı? Ya hiç gerek yok ya. Ne olursa olsun ya. Demek ki aklını başını al, tevekküle sarıl, kainatın dileciliğinden ve her hadisenin kalp krizinden, tansiyonundan, kolesterolünden, şekerinden, aman evde tek kaldığım şimdi bana vurursa hadisenin karşısından titremekten, başkasına hot vuruşluk yapmaktan, maskaralıktan, yani ya şey gözükeceksin tamam mı?
İstanbul'da evi satıyor, araba alıyor, yaz gelince böyle arabam gözüksün falan. İstanbul'a tekrar gidiyor, aynı arabayı satıyor, evi bulamıyor. Maskaralıktan, şekavet uhreviyeden, dünya ve ahireti de berbat oluyor. Sonra tazikat-ı dünyeviyeden, dünyevi hadiseler var ya, işte bir sürü sıkıntılardan, bu dünyevi sıkıntılar hapismiş. Şekavet-i dünyeviye hapsinden kurtulursun. Neyle? Tevekkül ederek. Sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah feyzini hakikatımıza mal eylesin. Amin. Bu hakikatta haklarını Cenab-ı Hak nasip eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Evimize insi ve cinli şeytanların şerrinden semavi arza afatlarda maddi ve manevi hastalıklarla musibetlerden hıfz-ı emin eylesin. Okuma yazma bilmeyen ümmi bir zatın sema sayfasında bir elif yazarak bir mimi iki nun yapan o Habibinin hürmetine bizim günahlarımızı ve ehli İslam'ın ve Müslümanların günahlarını affeylesin. Amin. Onların şefaatine mazhar eylesin. Ve ahir davahu menil hamdillahi rabbil alemin. El Fatiha tema salavat. Allah'ım selam. Amin.